Birisi var bu arada mesaj attı. 36 saat aç kaldım ve birçok sorumluluktan kurtuldum diye bir altta bir takipçimiz atmış. Yani bu açlığın birçok faydası olduğunu da sen de söylüyorsun. Yani sağlıklı. İnanılmaz, inanılmaz. Yani tedavi olarak kullanılıyor şu anda. Yani bu açlık da bu tedavi olarak kullanıyorlar. Bir süre için tedavi. Ama sana biraz evvel söylediğim hoca, yani kendi alanında adamcağız, önemli bir adam. Dersler veriyordu orada burada. 40 senedir yemek yemeyen hiç. Gayet sağlıklıydı. Sağlıklıydı yani. Yani ben demiyorum ki herkes böyle bir ekstreme gitsin. Çünkü yemek yemenin sosyal bir tarafı var. Ben hiçbir zaman yani lezzetten taraftayım. Az yemek ve iyi yemekten taraftarım. Ama gerçekten şifalandırıyor. Yani çamaşır makinesini bile çalıştırırken ne kadar çok doldurursan o kadar problem çalışmıyor. Biraz yerinde dolduracaksın ki çevirebilecek içindeki çamaşırları ve yıkayabilecek o suyla. Yani şey de böyle, sistem de böyle çalışıyor. Yani az, hatta food combination, her şeyi her şeyle yememek. Yani et yiyen, balık yiyen, hayvansal ürünler tüketen insanların da eğer bunu yedikleri takdirde yanında şu kadar etse yanında 3 katı fazla salata. 3 katı fazla salata. Ama yanında patates, pilav falan, işte bunlar insanları hasta yapıyor. Yani çok fazla çeşit yemek. Mesela çok fazla çeşit yemek. Yani bir masaya oturulur değil mi? O masada artık yani yok yok yani pilavlar, makarnalar, arkasından meyve. Mesela yemeğin arkasından yenen meyve. Yani o şifa değil artık, yani zehir. Zehir. Öyle mi? Yani Yapma. meyveyi yiyorlarsa meyveyi de aç karnına yemek. Onu bir öğün olarak yemek. Yani o gün tamam meyve yiyorum ben. Bu öğün meyve yiyorum. Akşam sadece meyvemi yiyorum. Saat 6.30'da kapatıyorum. Ağzı 6.30'da circadian dedikleri, yıllardır Amerikalıların konuştuğu gene bir diyet var değil mi? Bu da güneşin doğuşu ve güneşin Doğru. batışıyla senkronize olmak. Evet. Bir gün birisi, lafını unutma, bir gün birisi sohbetim dedi ki bana, güneş dedi tepedeyken ne istersen ye dedi, vücut yakar ama güneş karanlık olduktan sonra çöple yesen zarar verir dedi. Doğru mu bu laf? Aynen. Bunun üstüne yani zaten yıllarca böyle beslenmiş insanoğlu. Yani bu yeni bir şey değil. Yıllarca böyle beslenilmiş zaten. Yani çünkü insanlar mum ışığında yaşamışlar. İnsanlar saat 8-9 dedin mi karanlıkla birlikte yatmışlar, uyumuşlar. Sabah saat güneşin doğuşuyla kalkmışlar. Yani bu son 100 yıldır elektrikti, oydu, buydu. Şimdi kompütürler, jeneratörler falan, hani gecemiz gündüzümüze karıştı artık. Yani bu yani bunların var olması demek bizim tüketmemiz demek anlamına gelmemeli. Yani biz kendimize uygun, insanoğlunun sistemine uygun az yemek ve mesela aradaki saatler de çok önemli. Yani bu mesela beni çok sinirlendiren bir şey var. Yıllardır Türkiye'de insanlar şişmanladılar da şişmanladılar. Yani 2 saatte bir ye, az ye ama 2 saatte bir, 3 saatte Beş bir ye. Yok böyle bir şey. Yok böyle bir şey yani. Bu insanoğlu için çok korkunç bir şey. Gerçekten hani bugün dinleyicilerimiz bu sadece şunu anlasa 4-5 saat aralıklarla yenmeli. Yani sabah saat 11'e 12'ye kadar tüketmeyip sabah sistemin şöyle bir o açlıkla eğitilmesi, güzel sistemin iyi çalışması açısından, tuvalete çıkmak açısından, saat 11'e kadar bol su, saat belki öğlenleyin bir şey yemek ama arkasından 5-6 saat aç bir şey yememek ve 5-6 saat sonra tekrar oturup gene düzgün bir şekilde oturarak çiğneyerek farkındalıklı yemek. Mesela biz bazı öğünlerimiz olurdu Amerika'da okulda.
hiç konuşmazsın ve sadece 30 defa çiğnemeyi bize practice ettiriyorlardı. Her ağzına aldığını çiğneyeceksin, soğan haline getireceksin, öyle atacaksın. Mesela insanlar Amerika'da çok şişmanladılar. Televizyon karşısında yemek yemek. Artık bilinçsizsin yani. Orada bir ekrana bakıyorsun ve bilinçsizce ağzına attığın şeylerin hepsi aslında sana zehir olarak geri dönüyor. Şimdi yağ olarak geri dönüyor. Bir soru soracağım. Mesela 3 öğünden bir öğünü atlasan. Öğlen yemeği mi atlarsın, evet. Sabah kahvaltısını mı atlarsın? Hangisini atlarsın? Ben sabah kahvaltısını atlayanlardanım. Yani ben sabah yemek bana iyi gelmiyor. Sabah bol su içmek, güzel bir smoothie içmek. Yani çok fazla meyve de çünkü tüketilmesi şeker. Eğer sen günde bir saatten fazla koşmayan, spor yapmayan bir insansan gereksiz diye düşünüyorum ben. Yani sabah çok hafif ama öğlen bir şeyler yemek, akşam da gene hafif bir şeyler yemek. Yani bu bana ve buraya gelen insanlara çok iyi geliyor. Ama sabah kahvaltısını insanlara çok empoze ettiler. Sabah kahvaltı çok önemli, sabah kahvaltı çok önemli. Yani tabii çünkü şey sattılar, yani bir sürü işte cereal'lar sattılar, onunla bir sürü şeyler sattılar. Endüstrileşmeyle birlikte iş hayatı, işte sabah evdeyken ye, o işte cereal'lar, bilmem neler, şunlar bunlar. Bir de unutma, yani insanlar son 70-80 sene evveline kadar ne bileyim yani bahçelerde çalıştılar, tarım yaptılar, acayip efor sarf ettiler. Bir yerden bir yere yürüdüler, okullara gittiler, yürüdüler, işlerine yürüdüler. Yani insanlar çok fazla hareket ediyorlardı. Günde 4-5 saat, 6 saat insanlar hareket ediyorlardı. Endüstrileşmeyle birlikte hayatımıza makineler girdi. Yok efendim çamaşırımızı biz yıkamamaya başladık, makineler yıkamaya başladı. Bulaşığımızı biz yıkamamaya başladık, makineler yapmaya başladı. Oradan oraya yürümemeye başladık çünkü arabayla tembelleştik. Yani ben hani adada yaşıyorum, adada inan bana kendimi zor tutuyorum. Tabii ki de rahatlığı var elektrikli araba almanın. Ama bir taraftan da biliyorum ki benim yürümem azalacak. Yani onun için o 20 dakika bir yere giderken alışverişe bile yürümek, tekrar gelmek o 40 dakika bile hayatımızda o kaslarımız açısından bilhassa 45 yaşından sonra çok önemli. Yani hayatımızın içerisine hareketi almak, hani sadece spor yapmak değil, bir saat tamam sen sporunu yap ama bir 40 dakikada o market alışverişini, İşe giderken evden bisikletle gitmek, arabaya binmemek, bütün bunlar hesaplandı. Hatta bir gün Times dergisindeydi galiba. İnsanlara böyle bir şey çıkartmışlar yani. İşte asansöre binme, bilmem kaç kalori harcayacaksın merdivenle çıkarak. Arabana binme, bilmem kaç kalori, böyle böyle insanlara bak ekstra şu kadar kalori harcadığında bu bilmem kaç kilo az yağ demek hayatında. Evet. Çünkü Amerika gibi Türkiye'de çok obezleşti. Obezleştik yani. Doğru. Şimdi bu senin programın sonra senin detoksuna geleceğim oraya. Oraya geçmeden önce şey soruyorum. Bu raw food senin uzmanlığın. O hatta onun kitabın da var bildiğim kadarıyla. Doğru bir kitabın da var. Nedir bu raw evet, food? Evet. Ben, raw food deyince aklıma benim Japon Çin geliyor aklıma yani çiğ yemek. Nedir bu raw food? Yok yani Çinlilerde çok fazla değil. Onlar da cooked yiyorlar. Yani birçok onlarda şey var. Japonların sushi'si var. Sashimi'si var. Onlarda biraz daha fazla bu şekilde. Fakat dünyada raw food dendiğinde sushi anlaşılmıyor aslında. Evet. Dünyada raw food dendiğinde gıdaların 46 dereceye kadar güneş ısısında hazırlanmaları, raw tüketilmeleri, çiğ tüketilmeleri ama çiğ demiyorum ben. Çünkü acayip menülerim var benim. Yani robotlarla, blenderlarla yaptığım, atıyorum ayranlar var, kremalar var, vegan, cheesecake'ler var. Yani çiğ yapabildiğim, pişirmeden hazırladığım bir sürü bu şekilde gıda var.
Bunun böyle 4-5 tane yolu var. Bir tanesi dehidratör denilen bir alet var. Bu alet bir fırın düşün. İçindeki yiyeceklerin suyu alıyor. Dehydrate ediyor. O zaman da kuruyor tabii ki de. Yani pişirmiyor 46 dereceye kadar ama içindeki suyu alarak gıdanın kurutuyor onu. Biz mesela 8 saatte akşam krakerler yapıyoruz. Sabah kalktığımızda kukiler yapıyoruz. Bunları glutensiz şeylerden yapıyoruz. Kinoalardan yapıyoruz, karabuğdaylardan yapıyoruz. Bu şekilde bir gene çiğ beslenmenin içine giren, sen yediğin zaman pişmiş gibi algılayacağın ekmekler, krakerler var. Bu bir tanesi. Evet. Mesela çipsler yapıyoruz. Meyveleri kurutuyoruz dehidratörde. Bunları böyle şekersiz tarçınlarla, bir takım spice'larla karıştırıp çok güzel bir snack dedikleri atıştırmalıklar yapıyoruz. Bu bir, gene bu da bir şeysi. Öteki şeysi robotlarda yapılan, karıştırarak yaptığımız şeylerimiz var. Smoothie'ler var. İşte ne bileyim ben, çorbalar var gene. Nefis havuç çorbaları var. Gazpacholar var. İspanyolların mesela meşhurdur. Gazpacholları var. Pişirilmeden yapılan domates çorbaları, sebze çorbaları var. Onun dışında yaptığımız çok güzel kekler var. Kremalar yapıyoruz. Onları donduruyoruz. Dondurarak yiyoruz falan. Yani mesela kitabımda 100 çeşit yemek var. Bunların hiçbirisi 46 derecenin üstünde ısıya mağdur kalmamış yiyecekler. Bu atışımızdan kurtulmuş meyveler oluyor, satılıyor. Kurutulmuş meyveler. Yani evet. Şekersiz, şekersiz. Onlar da o teknikle yapılıyor. Evet. Evet. Tavsiye ediyor musun? Yani, tavsiye tabii ki de. Tabii ki de. Mesela bizde de Türkiye'de o kayısılar falan, kurutulmuş domatesler evlerin çatılarında, değil mi? Evlerin çatılarında görürsün. Kapadokya'da, Nevşehir'de, Kayseri'de çatılarda hep böyle kuruturlar o kayısıları, incirleri falan. Onların hepsi güneş enerjisiyle kurutulmuş. 46 dereceye kadar güneşte bırakılmış meyveler. Çok enteresan. Çok enteresan. Şimdi buradan şeye gelelim. Senin bu detoks kampına gelelim. Elazığ'a konu başlığımızda 4 günde fit olmak demiştik. Ben çok da faydalanan çevremden kardeşim geldi. Çok mutlu oldu. Eniştem geldi. Bu kamplarda yani diyet gibi çalışmıyor. Farklı şekilde çalışıyor. Kastan gitmiyor. Yağdan gidiyor. Gibi birçok kişi, değil mi? Birçok kişi faydası oluyor kampların. Bir detoks olduğu zaman bazen de bağırsaklarını da temizleyen detokslar var. Yani giriyorsun, içindeki her şeyi alıp atıyor. Bir de öyleleri var ya, Ersin Pamuk yaptığı var Bodrum'da. Onun, öyle yok. Biraz anlatırsan bu detokslar neler oluyor? Kimler bundan faydalanabilir? Acı çekmeden mi oluyor bu işler? Ya benim yapmaya çalıştığım şey şu. 11 senedir şunu yapmaya çalışıyorum. Bana iyi gelen şeyleri insanlarla aslında paylaşıyorum. Uzun yıllardır ben kendi Hashimoto'mu kontrol altına aldım. Kilo almıyorum. Belli bir kiloda kalıyorum artık. Şükürler olsun. Enerjim yükseldi. Uykularım düzeldi. Ben de insanlara 4 gün fazla bir zaman değil aslında. Ama bu 4 gün içerisinde bile buraya gelmeden bir defa 3 gün hayvansal gıdaları ve hayvansal gıdalar, unlu gıdalar, glutenli gıdalar, şekerli gıdalar, işlenmiş gıdaları ve kafeini hayatlarında atmalarını rica ediyorum. Almasınlar. Yani niye kafein? Buraya gelmeden kendini... Bu kafeine mi bu kadar karşısın? Yani ben kafeyi çok seviyorum. Çünkü bütün olay aslında vücudu alkali yapmak. Alkali yapmak ne demek? Yani aldığımız gıdaların vücudumuza pH'ının altına inmemesi gerekiyor. 6-7 level'ında olması gerekiyor. Çünkü vücut ne kadar asidik olursa o kadar hastalanıyor.
Yani sen bugün her gün 3-4 tane kahve içtiğin zaman bunlar diyelim ki 3, 2,5, 3 asidik şeyler. Hepsi pH'ı düşük şeyler. Yani unlu şeyler, şekerli şeyler, alkol, kafein, bunların hepsi bu bağırsak florası dediğimiz şey çok önemli. Yani onun için onu dengede tutmak, sağlıklı tutmak, ne kadar alkali olursa o kadar iyi. Onu da ben insanlara hakikaten veriyorum bunu burada. Yani buraya geldikleri, buraya gelmeden başlatıyorum 3 gün ki bir haftaya tamamlıyorum. Buradan çıktıklarında da diyorum ki aslında ideali 3 gün evvelinde diyorum başladın kestin bunu. Buraya da geldin, burada da güzel sebze suları, ondan sonra işte belli meyvelerin sularını karıştırıyoruz, şekeri düşük. Arkasından sadece vegan böyle güzel organik sağlıklı şeyler. Buradan çıktığında da diyorum bir iki hafta daha kilo olarak da eğer daha fazla kilo vermek istiyorsan topla hocamın söylediği ve orada yaptıkları 3 hafta life change program. Life change program. Bir şeyin gerçekten vücudundaki etkisini görmek istiyorsan 3 hafta boyunca farklı bir şey yapacaksın. Farklı bir şey yapacaksın ki farklı sonuçlar alacaksın. Eğer ki sen aynı şeyleri yapmaya devam ediyorsan sonuç alamıyorsun. Ama ben sana 3 gün evvelinde bunları kestiriyorum. 4 günde sen buraya geliyorsun, bunu yapıyorsun. 7 gün içerisinde sen 2,5-3 kilo, bazen 3,5 kilo hem yağdan verip hem kendini fit hissedip iyi hissettiğin zaman, o zaman insanlar diyor ki ya bir dakika, ben bunu bir iki hafta daha yapayım. Onlara ben bir menüler gönderiyorum. İki haftalıkta bir de evde yapacakları güzel lezzetli yemekler listeler gönderiyorum. Sporlarına devam ettiriyorum. Bir WhatsApp grubu kuruyorum. O gruptan onları takip ediyorum. 3 hafta içerisinde gerçekten ya Elçin Hanım acayip ya, yani hem kilolar gidiyor hem iyi hissediyoruz. Yani inanamıyor millet olanlara. İnan Taner, yani bir hafta içerisindeki değişikliği bile inanamıyorlar. Yani en inanamadıkları şey de biz meğersem doyuyoruz. Yani neden bu kadar çok yemek yiyormuşuz? Yani az yiyerek, öz yiyerek ama enerjimiz yerinde, sonrasına daha büyük aşkla, şevkle devam ediyorlar. İstediğim şey çünkü sürdürülebilir bir hayat tarzı yapmak. Yani %75-80 lezzetli vegan beslenip geri kalanı %20-25 gidip sevdiğin bir şeyleri sonra ekleyip ona, ama sana iyi gelmeyenleri de hayatından 3 ay çıkart. Yani bu da çok önemli. Yani sana iyi gelmeyen şeyleri vücuduna hatta 3 ay almadığın zaman daha da iyi hissediyorsun. Yani bu böyle nasıl söyleyeyim sana, kademeli bir iyileşme, kademeli. Yani bir haftada iyi hissediyorsun, sonra bir iki hafta daha yapıyorsun, daha iyi hissediyorsun derken insanların hayatında bunu istediği sürdürülebilir hale getirmek. Peki, peki senden çıktı. Sen bir hafta, 10 gün neyse. Peki sen bu hayatı da nasıl sürdürebiliyor bu? Yani bu kiloyu veriyor güzel, fakat devam ettirmesi için motivasyon nasıl yakalıyor insanlar daha sonrasında? Ya yani şöyle bir şey, bana geliyorlar. Diyelim ki veriyor, 15 kilo veriyor diyelim. Ondan sonra bu 15 kiloyu nasıl veriyor? Ya diyor ki bana, ben diyor şimdi bir geleyim, bir 3 kilo atayım, bir şöyle bir bu işin içine bir gireyim, bunları bir evde yapmaya başlayayım. Gidiyor, benim tariflerle 2 hafta daha devam ediyor. Derken bir 5-6 kilo gidiyor. Kilo olarak eğer kilosu varsa daha motive oluyor zaten. Yani wow diyor, gidiyor. Diyorum ki yani vücut çok zeki. Vücut gelmesi gereken noktaya kadar geliyor zaten. O kadar veriyor. Ama ondan sonra diyorsun ki ha, bununla ben şu anda çok iyi hissediyorum. Ben bu sistemi koruyayım diyorsun. O 3 hafta içerisinde insanlara verdiğim yemeklerle zaten toplam 30-40 tane yemek olsa dağarcığında, yani bir Türk insanının dağarcığında zaten mutfakta kaç tane yemekle dönüyor? Yani pilav, makarna, köfte, bilmem ne, 5 tane zeytinyağlı, toplamında zaten
20 tane yemek. Ben sana zaten 3 haftada o yeni 20-30 tane yemeği öğretiyorum zaten. Onunla başlıyor insanlar kendi kendilerine varyasyonlarını yapmaya başlıyorlar. Yani. Aa diyorlar Elçin'im işte senin o yemeğin içerisine ben bu sefer bilmem ne koydum. Acayip lezzetli oldu diyor. Kendileri başlıyorlar onları çeşitlendirmeye. Ve bu şekilde ama haftada bir de mesela diyorum ki sen çok mu seviyorsun peyniri? Keçi peyniri mesela. Daha temiz bir gıda, daha yani inflamasyon. Vücutta %80'i inflamasyonun, iltihaplanmanın içeride olan inflamasyon. Dışarıdaki değil, gözündeki arpacık o çok az bir inflamasyon. O görünen bir inflamasyon. Aa diyorum, Taner ne oldu ya gözüne? Dudağında uçuk çıkmış, gözünde bilmem arpacık çıkmış. O görünen bir inflamasyon. Hı. Ya da ne bileyim ben, sedef hastalığı oluyor insanlar. Fazla stres, bende de vardı New York'ta. Hem de sütlü gıdalar, şekerli gıdalar tüketmek. Bunları kesiyorsun, bakıyorsun o pullanmalar geçiyor vücudunda. Yani bu böyle bir vücudu, nasıl söyleyeyim sana, tekrar iyileştirmek, yiyerek yemeyerek değil ama. Yani bu çok önemli. Yiyerek ama yeni şeyler, iyi şeyler yiyerek iyi olma hali. Yani hayatımızı daha iyi, yani zeki insanlarız, belli bir yaşa geliyorsun. Biliyorum bir şeyleri değiştirmek zor ama değiştirdikten sonra da eskiye dönmek istemiyorsun. Başlıyorsun, kendin eğer ki bir takım şeyleri hayatından çıkarttığın zaman gıdaları 3 hafta çıkar, tekrar sok hayatına. Diyelim ki sana et iyi gelmiyor. Eti kesiyoruz hayatından. 3 hafta sonra et yediğinde kusacak gibi oluyor insanlar. Aman Tanrım diyor. Korkunç hissediyorum şu anda. Çünkü bir defa temizledi ya. Verdiğin zaman iyi gelmiyorsa zaten bırak, alma onu 3 ay 5 ay. İyi soracağım. Yani. Bir şey soracağım. İnsanlar neden kilo veremiyor? Şimdi bazı insanlar, yani senin de karşı olduğun gibi, diyetisyenlere gidiyor. Diyetisyenlerin bence çok ileride Türkiye diyetisyenleri, ben çünkü çok çevremde insan var ama yine de bir noktadan sonra hızlı veriyor, sonra kalıyor. Vücut neden bir noktadan sonra kilo vermeye direniyor? Bunun arkasındaki mantık ne? Bence doğru gıda almamak. Yani ben bu işin bu kadar komplike olmadığını düşünüyorum. Yani gerçekten bu beslenme olayı komplike değil. Sadece şöyle komplike. Eğer ki yoksun hissediyorsan ve acayip kaçamaklar yapıyorsan ve o kaçamakları devam ettiriyorsan problem. Yoksa bir insan doğadan gelen şeyleri, işlenmemiş yiyecekleri vücuduna aldığında, fazla ısıtmadığında, fazla öldürmediğinde, vücut çok zeki ve gerçekten alışıyor buna. Ondan sonra sen gidip de bir baklava yediğin zaman diyorsun ki bu ne ya? Acayip tatlı bir şey bu. Yani inanamıyorum bu kadar tatlı olduğuna diyorsun. Çünkü palet temizleniyor. Palet temizlendiği zaman zaten kötü şeyleri koyamamaya başlıyorsun. Benim sırrım bu. Yani nasıl bunu yapabiliyorsun dediklerinde gerçekten kafada bazı şeyleri demen lazım ki ya bir dakika ya bu kadar komplike değil bu. Ben bunu yaptım Elçin'le. Komplike değil. Ben 4 günde 3 kilo veriyorum kardeşim. Doğru şey yediğimde, yani senin enişten, kardeşin de geldiler, bunu yaşadılar burada. Hani hep diyetlerle bir kilo bir baktılar 4 kilo gitti. Gitti, doğru şeyler yiyerek kontrol altında tutabiliyorlar onu. Çünkü kötü bir şey yediğinde tekrar diyor ki gideyim gene bana iyi gelen şeye döneyim. Çok da lezzetliydi bu. İhtiyacım da yok. Bir süre sonra vücut istemiyor zaten. Yani sigara içiyorsun.
fark etmiyorsun. Ama sigarayı bırakıyorsun, arkasından birisi yanında bir sigara içiyor. Diyorsun ya acayip pis kokuyor, ben yıllarca nasıl içmişim ya? Acayip iğrenç kokuyor bu. Halbuki yıllarca biz bunun kokusunu almadık. Babam da içti, uçaklarda içildi, Varan'la otobüslere binerdik, pofur pofur içerlerdi. Artık sigara bizim bir parçamızdı. Ama şimdi birisi yanında 3-5 insan bir odanın içinde sigara içtiğinde hemen o odayı terk etmek istiyorsun. İnsanlar artık alıştılar buna. Şimdi konuyu, vaktimiz azaldı. O yüzden birkaç daha soru var aklımda. Şimdi gelelim zor kısmına. Türk insanı, yani ben 60 yaşındayım neredeyse. Haftada 7 gün spor yapıyorum. Ama Türkiye insanlar 35 yaş, 40 yaş sonra sporu kasıyor. Yani çok az bir kesim spor yapıyor. Şimdi bu işleri yaparken ne kadar spor yapmak zorundayız? Yani hani geldim sana, teslim oldum, yedim, her şeyi öğrendim. Spor yapmadan oluyor mu bunlar bir? Sırf yürüyüşle gider mi hayat? Yani diyorsun ya, veganla protein alıyorum da sırf günde 5-10 kilometre yürüyerekten şu nefes sporu yapmadan sağlıklı kalabilir miyim? Sorun bu. ben yani bunun çok anlamsız olduğunu düşünüyorum. Yani insanların 24 saatte, yani hayatın bir denge olduğunu düşünüyorum bu yaşımda. Ben de 54 yaşındayım. Hayat bir denge. Yani o dengeyi şaşırmamak lazım. Bugüne kadar insanoğlu hiç hareketsiz yaşamadı. Ama şimdi spor yani, derken bir spor kulübüne gidip ağırlık çalışmaktan bahsediyorum. Ha yani bir dakika. Şimdi o ayrı bir şey. Şimdi insanların bir yürümesi gerektiğine, tamam, koşması gerektiğine veya bir saat her gün dans etmesi gerektiğine, hareket etmesi gerektiğine bütün gönlümle inanıyorum. Ve buraya gelen herkesin ben yürümeyeceğim, sadece bana sağlıklı beslenme ver diyeni almıyorum. Yürüyeceksin. Ben seni yürüyüşe de alıştırmak istiyorum çünkü. Çünkü yürüdükçe canlanacaksın. Yürüdükçe paslarım gidecek. Yani kasların çalışacak. Tamam. Burada hemfikiriz. Ama ağırlık da çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Yani haftada 2 gün, 3 gün cime gitmeseler bile vücut ağırlığıyla ya bir pilates ya bir yoga bir şey yapmaları gerektiğini düşünüyorum. Yani Tibetlilerin 5 hareketi vardır. Sadece 10 dakikanı alır. Harika bir şey o. Ama o 10 dakika kardeşim acayip efficient'tır. Yani her sabah kalkarsın ve o 5 hareketi yaparsın. Gene de kendi vücut ağırlığınla çalışırsın. Biraz etraf, hatta Mevlevi bir dönüşleri de vardı onların. Hepsinin sisteme büyük faydası var. Onun kayıt için hayatın kayıt olacak. Bunun kaydını birazdan paylaşacağım. Sonra da YouTube kanalında bir ay sonra YouTube kanalında olacak. Soruyorlar da o yüzden cevap vermek istedim. Evet, bu 5 hareketten bahsediyorum. Tibet'in 5 hareketi. Tibet'in 5 hareketi annem bana 15 yaşında öğretti o. 15 yaşında. Çok şanslısın. Sen çok şanslısın Taner. Evet. Çok şanslısın. Evet. Hatta ona ilk başta Mevlana gibi dönüyorsun ya, başın dönüyor. Yani en fazla 3 kere yapabiliyorsun. Flaş her gün biraz artıyor işte, biliyorsun. Peki. Yani inan bana, yani bunu sadece yapan arkadaşlarım var. Yani ben yıllardır yoga yapıyorum. Arada bir pilates yapıyorum. Yoga yapıyorum. Tenis oynuyorum. Bir şeyler yapıyorum. Hep bir hareket var hayatımda. Haftada 3-4 gün mutlaka bir saatlik yürüyüşlerim var. Tempolu ve yokuşlu. Yokuşlu çok önemli. Interval yürüyüşler çok önemli. Hem fit kalmada önemli, hem yağ yakmada önemli, çok önemli. Oksijen çok önemli. Ama onun dışında, yani diyelim ki iyi besleniyorlar. O da dediğim gibi %75 plant based. Dünya bu tarafa doğru gidiyor. Bitkisel. Sebze ağırlıklı. Plant based. Ondan sonra ve dediğim gibi ya Tibetlilerin 5 hareketi olabilir. Bir 10-15 dakika vücut ağırlığıyla çalışmak veya
ne bileyim ben dediğin gibi ağırlık kaldırmak, 2-3 kilo bile olsa ağırlık kaldırmak, yani hep kasları çalıştırmak, bacakları çalıştırmak, beynimizi çalıştırmak, o da çok önemli değil mi? Yani 75 yaşına kadar artık insanlar 80 yaşına kadar çalışıyorlar. Çünkü ne kadar çok beyinle meşgale olursa bir şeylerle o kadar çok çalışıyor, devam ediyor. O da bir kas yani. Et, tavuk, balık. Üçü de aynı mı senin için? Hayır değil. Eğer bana soruyorlarsa hangisi daha çok ben balık derim içlerinde. Kesinlikle tavuk demiyorum. Çünkü tavuk son derece kirlenmiş vaziyette. Yani hormon yüklüyorlar onlara. Doğal tavuk bulmaları çok zor. Ama eğer çok istiyorlarsa doğal, böyle free range dedikleri doğal dolaşan, serbest dolaşan tavuk belki olabilir. Ayda bir defa yesinler. Hani çok istiyorlarsa. Haftada bir defa belki bir doğru balık zamanında. Yani çiftlik balıkları değil, samonlar bilmem neler değil. İşte İstanbul'da yaşıyorsa belki ne bileyim ben ayda bir defa bir balık sardalya zamanında sardalya yesin, lüfer yesin. Ama kesinlikle o çiftlik balıkları değil, samon kesinlikle değil. Yani Norveç'ten gelen de çiftlik samonu. Yapma yani ya. Tabii ben hep samon yiyorum sağlık diye. Hep samon yiyorum sağlık. Hayır kesinlikle. Yani ben onu şeyde gördüm. Alaska'ya gittiğimde yıllar evvel Alaska samonu biliyorsun dünyanın en iyi samonları. O hayvanları şeyi gördüm. Doğdukları yere dönüyorlar. Doğdukları yere dönerken de acayip böyle tabii yol gidiyorlar. Kaslı yani acayip. Onların renkleri kırmızı oluyor. Türkiye'de hiçbir zaman kırmızı samon görmedim. Yani hep böyle pembe renkli falan. Hepsi çiftlik. Yani New York'ta belli yerlerde kırmızı samon gerçek doğal samon. Yani onlar doğuyorlar, sonra gidiyorlar, açılıyorlar denizlerde, yüzüyorlar. Sonra ölmeden evvel tekrar doğdukları yere geliyorlar. Ve onlar böyle etleri çok sıkı, böyle sporcu samonlar. Çok farklılar yani burada yenilen o sağlıklı samon dediğimiz pembe samonlarla alakası yok. Ton balık nasıl ton balık? Ton balık hayır. Hayır. Çünkü ton balık korkunç bir içinde heavy metal var, civa var. Ne kadar balık büyükse o kadar çok heavy metal, civa. Onun için iyi değil. Ne kadar balık ufaksa mesela sardalya. Ben diyorum ki yani tenekede eğer bir şey yiyeceksen arada bir ya ben biraz işte protein alayım, bir hayvansal protein alayım diyorsan hocamız derdi ki sardalya. Sardalya. Şey değil. Küçük balık. Sardalya. Belki şey hamsi. Hamsi. İstavrit şey. Olabilir. Olabilir. İstavrit olabilir. Hamsi olabilir. O tarz bir balık hiç değilse. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.